lütfen benim yüzümden aileni karşına alma. Aile her şeyden önemlidir. Sen de bu evin, bu ailenin bir parçasısın artık. Bunu bilip buna göre davranmak zorundalar. İnanılmaz gerçekten. Dilan'a tek kelime laf söylettirmiyor. Büyülenmiş gibi. Yetmezmiş gibi. Bir de sofrada başka şeye oturttu. Tatsızlık çıkmasın diye sesini çıkarmadım. Ama o iş öyle Baran'ın sandığı gibi değil. Resmen evin hanımı yapmaya çalışıyor. O çakma kül kedisini. Cihan da girmiş kızın yörüngesine. Ailenin bütün erkekleri etrafında pervane. Yakında Hasan Bey ile Fırat'ı da avucunun içine alırsa hiç şaşırmam. Yazık. Gerçekten çok üzülüyorum. En çok da Ayten teyze için. İyi ki görmedi bu günleri. Katilinin kızı bu evin hanımı olmuş. Düşünsenize dramı. Asla. Ben hayatta olduğum sürece o kız bu evin hanımı olamaz. Hiçbir güç bana bunu yaptıramaz. Elimden geleni ardına koymam. Yine de buna izin vermem. Oh, ay yoruldum, bittim vallahi. Kamyon çarpmış gibiyim ayol. Al benden de o kadar anne ya. Vallahi bugün şöyle deliksiz bir uyku çekeriz. Hayır, milletin derdi bizi gerdi. Biz niye o kadar kınaydı mınaydı uğraştık anlamıyorum ki. Vallahi biraz benden ötürü oldu anne. Yani şöyle biraz kurtlarımızı dökelim dedim. Fena mı oldu canım? Ferahladım. Oh. Neyse. Hadi ben yatıyorum, iyi geceler. İyi geceler, iyi geceler kız. Ya çocuklar, ben de yatıyorum ya. Hadi iyi geceler. İyi geceler baba. Allah rahatlık versin baba. Şu hengamenin üstüne bir yorgunluk kahvesi içer miyiz ha? İçeriz valla, ben yaparım. Siz oturun. Yanına da şöyle kuki koyarım. Batırır batırır yeriz keyifle. Cevriye epey çabuk toparladı. Neşesi, keyfi pek yerinde maşallah. Ne diyorsun? Sana normal mi geliyor bu halleri? Niye öyle dedin ki? Kaç yıldır evliyiz biz anne. Ben tanımaz mıyım karımı? Mutsuz olduğundan, acı çektiğinden böyle. Çok ağır depresyonda şu anda. Ama tam tersi tepkiler veriyor. Ya bir adı vardı bunun. Manik. Yani şu an manik bir halde yani. Bu çok sağlıklı bir durum değil anne. Ne olacak peki? Böyle mi kalacak hep? Yani bizim Ümit var ya, psikolojide okuyan. Ha. Bir psikiyatr önerdi bana geçen. Arayayım, randevu alayım dedim. Çıldırdı bir anda. Aldı elimden numarayı, attı yere. Ben deli değilim diye bağırdı yüzüme. İzin vermedi aramama yani. Oh yavrum benim, kıyamam ben sana. Ama bir çözüm bulmak lazım, olmaz ki böyle. Yapacak bir şey yok anne. İzleyeceğiz, göreceğiz.